Suriye'de alarm, Halep'in içindeler. Rusya devreye girdi. 2016'dan beri bir ilk. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar, Cuma günü ciddi bir direnişle karşılaşmadan ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'e girmeyi başardı. Uluslararası haber ajansları muhaliflerin kentin yarısını ele geçirdiğini duyururken Rusya devreye girdi ve 2016 yılından sonra ilk kez Halep'i havadan vurdu. Gazze ve Ukrayna'da savaş devam ederken Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam yani HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekat dünya gündemine oturdu. Çarşamba günü başlayan harekatta rejim karşıtı silahlı gruplar, Cuma günü öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri, Hamdaniye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 karayollarının kesiştiği Serakib ilçesini kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi. Rusya devreye girdi. Rus medyasında yer alan haberlere göre Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen HTŞ silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve püskürtme operasyonu çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Haberlerde Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi Sözcüsü'nün Rus Hava Kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor açıklaması yaptığı aktarıldı. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Fransız haber ajansı AFP ise Rusya'nın 2016'dan beri Halep'i ilk kez havadan vurduğuna dikkat çekti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdulrahman yaptığı açıklamada Halep şehrinin yarısının artık Heyet Tahrir Şam ve müttefik grupların kontrolü altında olduğunu söyledi ve rejim güçleri geri çekilirken hiçbir çatışma olmadı, tek bir kurşun bile atılmadı dedi. HTŞ'nin liderlerinden Hasan Abdulgani yaptığı açıklamada son derece stratejik bölgeleri ele geçirdiklerini söyleyerek operasyonumuzun amacı topraklarımızı Suriye ve İran güçlerinden kurtarmak ve halkımızın güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlamaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'den de hareketlilik ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların Astana mutabakatı ruhuna zarar verecek boyuta ulaştığı, durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rifat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı dikkatle izliyoruz açıklaması yaptı. Halep'te yaşanan gelişmeler bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu. İngiliz Telegraf gazetesi, Esed'in Halep'i ele geçirmesi 4 yıl sürdü. İsyancılar saatler içinde geri alabilir başlıklı haberinde sosyal medyada yayınlanan görüntülere yer verdi. New York Times gazetesi ise HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif grupların son yılların en büyük ilerlemesini gerçekleştirdiğini belirterek Suriye'deki çatışmaların dondurulmuş olmaktan çok uzak olduğunu yazdı.
Bunun yanı sıra Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre kimliği belirsiz hava araçları Humus'un batı kırsalına yerel saatle 3.35 sularında 3 saldırı düzenledi. Saldırılarda Kubaniye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı. Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi. İran destekli grupların söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor. Kaynaklar saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Özet olarak silahlı muhalifler 3 gündür devam eden çatışmalarda Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Kesin olmayan bilgilere göre çatışmalarda toplam can kaybı ise 227'ye ulaştı.